Selamünaleyküm. Güzellerim. Saatin 10 olmasını bekleyenler. Belli oldu. Çok heyecanlıyım. Uzun zamandır canlı yayın yapmıyordum. İnşallah harika bir canlı yayın olur. Çok güzel şeyler konuşuruz sizlerle. Bakıyorum şöyle kimler geldi. Biraz gelecek olanları bekleyelim istiyorum. Bu arada sizlerle selamlaşayım istiyorum. Beni özlemişsiniz gelen mesajlardan. Onu anladım. Tabii ki çok uzun zamandır yayın yapmadığım için canlı yayını görmeyenler, atlayanlar, kaçıranlar olabilir. Bugün çok yüksek sayıda izlenme rekorları kırmayı beklemiyorum ama yine de burada olanlarla birlikte çok güzel bir sohbet olsun istiyorum. Nasılsınız bakalım? Herkes iyidir inşallah. Bu arada hala yüzümde hacamat izlerim hafiften var. Tamamen geçmedi. Hoş geldin ömürden ekmekler. Çok tatlı dilli. Canım ablam. Sen de hoş geldin. Benim gerçek ablacığım da gelmiş. Gerçek derken karındaşım. Hoş geldin ablacığım. Ah, bu heyecanımı yatıştırmaya çalışıyorum. Sizin geldiğinizi gördükçe çok da fazla geciktirmeden, sözü de uzatmadan konuya başlamak istiyorum ve sizlerin de izni ve fikriyle konuyu anlatırken yorumlar kapalı mı olsun, açık mı olsun, sizlerin fikrini alıp ona göre hareket etmek istiyorum. Bazen konu anlatılırken birdenbire yeni yayına katılmış bir insan farklı bir soru soruyor. Benim de gözüm ona takılıyor ve adaptasyonum bozulabiliyor. Ama bir yandan da daha önce dediğim gibi yorumları kapattığımda kendimi yalnız hissediyorum. YouTube videosu çekiyormuş gibi oluyorum. Instagram'da canlı yayın yapmanın en güzel yanı sizlerin orada hali hazırda var olduğunu bilmek. Yorumlar kapanınca dediğim gibi bir YouTube videosu çekiyormuşum gibi oluyor. Saçım başım da dağınık biraz. Umarım size çok güzel görünüyorumdur. Gönül gözünüzle bakın bana. Neyse şimdilik böyle başlayalım. Yorumlar açık olsun. Başlayalım. Konunun sonunda da sizlerin sorularını alırım. Birlikte konu üzerinde sohbet ederiz. Ama rica ediyorum ki konu dışında ürünlerle ilgili ya da hastalıklarla ilgili bir soru olmasın bugün. Bizim genel hayatımızda yaşadığımız bir sıkıntıdan bahsetmek istiyorum. Özellikle benim takipçi kitlem, beni izleyen, beni takip eden insanlar bayanlardan oluştuğu için %90'lık bir kısmı. Bayanlara hitaben kendi yaşadığım, kendi deneyimlediğim, hoş geldiniz, kendi deneyimlediğim, kendim içinde boğulduğum ve bazen olayı halledebildiğim, bazense halledemediğim şeylerle ilgili her zaman olduğu gibi kendi tecrübelerimden sizinle paylaşmak istiyorum.
hiç bu kadar heyecanlandığımı da hatırlamıyorum. Yayın yaparken bir aralar çok sık sık yayın yaptığım için artık çok alışmıştım. Uzun zamandır bu şekilde karşınızda konuşmadığım için gerçekten heyecanlı oldu. Umarım size pozitif olarak yansır. Size güzel enerjiler verir bu heyecanım. Çünkü güzel bir heyecan. Arkadaşlar, hanımlar, öğrenciler, insanlığın büyük bir kısmının zaman yönetimiyle ilgili ve erteleme konusuyla ilgili problemi olduğunu düşünüyorum. Böyle gözlemliyorum. Zaman zaman ben de o girdabın içerisine giriyorum. Tane tane anlatıyorum. Yavaş konuşan bir insanım. Umarım sıkılmazsınız. Zaman yönetimi ve erteleme kelimelerini yan yana kullandım. Ama aslında ertelemek zaman yönetimi problemi değil, duygu yönetimi problemidir. Bakın, çok önemli bir tanım bu. Lütfen dikkatlice dinleyin ve yorum yapmaya kendinizi kaptırmayın. Bırakın telefonları ve söylediğim şeylerden faydalanıp içe dönün. Erteleme bir zaman problemi, zaman yönetme problemi değil, duyguları yönetme problemidir. Duygularımızla alakalıdır erteleme sorunumuz. Sonunda M olan her şey aslında onu yaptırıyor bize. Mesela yapma dediğimizde çocuğa, yap demişiz gibi algılıyor ve inadına yapıyor, değil mi? Oturma deyince oturmak ister. Gitme dediğimizde ya da birisi bize gitme dediğinde oraya gitmek isteriz. Ya da çocuğumuza, her neyse, ma, me kelimeleriyle sonunda biten kelimelerle hitap ettiğimizde o otomatikman ortaya çıkıyor. Ağzımızdan dökülenler düşüncelerimiz oluyor bir zaman sonra. Düşüncelerimiz haline geliyor ve düşüncelerimiz eylemlerimiz haline geliyor. Eylemlerimiz de biz haline geliyor. Biz oluyor artık. Yani biz tanımlanırken şöyle tanımlanmaya başlıyoruz. O zamanında gelmez. Şimdi evde çok işi vardır onun. Tezgahta bulaşıklar yağlıdır falan gibi tanımlamalar. Örnek veriyorum, çok basit örnekler. Bunun daha genişletilmiş boyutunu siz düşünün. Ve artık biz böyle olduğumuza inanmaya başlıyoruz. Ya bu bir kısır döngüye dönüşüyor. En başta dediğim gibi erteleme, yani ertele gibi, hadi onu da ertele, bunu da ertele gibi, erteleme olayı duygu yönetiminin sıkıntılı olduğu bir durum. Duygularımızı yönetemediğimizde sürekli daha o zamana çok var, bir 5 dakika daha sonra, bir kahve içeyim ondan sonra, şu filmi izleyeyim ondan sonra, basit örnekler veriyorum size gibi kelimelerle artık duygularımızı yatıştırmamız oluyor bu. Duygularımızı yatıştırıyoruz. Çünkü arka planda, bilinçaltında güvensizlik, kendine güvensizlik, yani özgüven eksikliği, duygularıyla başa çıkamama. Ve çok önemli bir şey söyleyeceğim size. Bir hedefi olmama var. Çok önemli bir şeyden bahsedeceğim. Kendi hayatımda bir fiil yaşadığım bir şeyden. Yapacağınız işler her neyse,
büyük olabilir, geniş çapta düşünebilirsiniz, çok küçük olabilir. Mesela çamaşır asmak olabilir ya da işinizde bir kademe atlamak, ne bileyim işte bir dükkan açmak ya da bir dükkanınız varsa belli bir ciroya, belli bir hedefe ulaşmak, bunlar olabilir. Yani geniş düşünün lütfen, ama ben küçükten en basit ev hanımlarının yaşadığı ya da çalışan hanımların eve geldiklerinde yaşadıkları problemlerden örnek vereceğim. Siz onu kendi hayatınıza değiştirin. Yapacağınız işin sonunda kendi beyninize bir ödül sunmanız lazım. Bakın bu benim için çok önemli bir kriter. Ben bunları yaptıktan sonra kendim için şu kadar zamanım ve kendim için şunu yapmam ortaya çıkacak. Şunu yapabileceğim. Mesela bu işleri ertelemeden, kolaylıkla ve zaman kaybetmeden yaparsam akşam kitap okumak için bana vakit kalacak. Mesela bunları yaparsam akşam yürüyüşe çıkarken ben hiç kimse, eşim dahil hiç kimse ya bu kadar işi bırakıp da nereye gidiyorsun demeyecek. Basit şeylerden bahsediyorum. Bu işlerimi yaptıktan sonra şu arkadaşımla rahat rahat bir saat oturup sohbet edebilirim gibi sizi bekleyen, size yaptırım gücü uygulayacak bir hedefinizin olması gerekiyor. Bir hedef belirleyebilmeniz için de gerçekten sevdiğiniz bir hobinizin olması lazım arkadaşlar. Boş boş yaşamayalım tatlışlarım. Boş boş durmayalım. Kendimiz için, sadece kendimiz için yaptığımız. Para kazanmak için değil, çocuklar için değil, eşin için değil. Sadece kendi öz benliğinde yaparken zevk aldığın, mutlu olduğun bir iş için ödül. Bu olması gereken bir şey. Bu yoksa zaten ödülün yok. Resim yapmak olabilir, kaneviçe işlemek olabilir, birilerine yardımlarda bulunmak olabilir, gidip işte çocuk yuvasına, çocuklarla ilgilenmek de olabilir, her şey olabilir. Sadece kendiniz için yaptığınız bir şeyden bahsediyorum. Ertelemeden, eğer işlerinizi ertelemeden yaparsanız kazancınız çok büyük. Hem bu kendinize uyguladığınız ödül kazanmış olacaksınız, o ödülü. Uzun vadede de olsa, kısa vadede de olsa, ben dediğim gibi yine kısa vadeden bahsediyorum. Özgüveniniz tekrar yerine gelecek. Mesela en basit özgüvenden örnek verelim. Ya pat diye misafirin geldi ve sen sürekli erteleyen bir hanımsın. Hiç ummadığın yerden kapın çaldı ve misafirin geldi. Ona 10 tane laf anlatmaya çalışıyorsun. Ay kusura bakma da şöyle de böyle de şöyle oldu da o yüzden yapamadım da sen oraların kusuruna bakma da dağınıklığımın kusuruna bakma da falan filan. Ve özgüvenin ister istemez zedeleniyor karşındaki insana karşı. Yanlış anlamayın. Ben size şunu demiyorum. Ya mükemmel versiyonlar olacağız. Mükemmel. Yani kusursuz olmalıyız. Evimize birisi geldiğinde süt dök yala olmalı her yer. Falan demiyorum. Sürekli bazı şeyleri ertelediğinizde İçinizde beliren duygudan bahsediyorum kardeşlerim, canlarım. Özgüven eksikliği oluyor. Bir değil, iki değil, üç değil. Zaten sen düzenli bir şekilde her şeyini yapan bir insan olsan insanlara o gün açıklama yapman bile gerekmez. O öyle bir insan değil, bugün öyle denk geldi mesela derler. Ama sen sürekli bunları yaşıyorsan artık insanlara karşı boynun bükük oluyor. İnsanların ne dediği önemli değil benim için. Senin insanların karşısında ne duruma düştüğünü hissettiğin, seninle ilgili olaydan bahsediyorum.
İkincisi öz saygı. Bakın. Başkalarını bırak, öz saygı. Kendi kendine oturuyorsun. Yapacağın şeyler kafanda bir sürü tekrarlıyoruz kendini. Daha çamaşır asacağım, daha bulaşığı yerleştireceğim, bulaşık makinesini. Ya bulaşık makinesini raflara yerleştirmeden, bulaşık makinesinden çıkarıp masaların üstüne kullanıp o şekilde boşaltan insanlar var. Ya, yadırgamıyorum. Ama normal değil her zaman. Her zaman normal olmayan bir şey bu arkadaşlar. Yani bir yolculuktan gelmiş, valizi koyuyor kenara, ben şahit oldum. Ayıpladığım için değil, bu konu üzerinde örnek vermek için kullanıyorum bunu. Valiz bir hafta 10 gün duruyor. Ve onun yanından atlayıp atlayıp geçiyor. İçinden araşıyor. Temiz miydi, kirli miydi acaba valizin içindeki? Ay kirliymiş ya. Kirlilerin içinde de kokmuş zaten. Kullanacağı şeyi kullanamıyor. Örnekler böyle çoğalır gider. Öz saygımız. Ben evimle, ben çocuklarımla, ben yapmam gereken sorumluluklarımla başa çıkabiliyorum. Daha fazlasını yapabilirim öz saygısı. Kendim için bir şeyler yapabilirim öz saygısı. Üçüncü bize kazandırdı. Ertelememenin bize kazandırdıklarından bahsediyorum yeni katılanlar için. Konumuz erteleme ve zaman yönetimi ile ilgili. Ertelemeyi konuştuktan sonra zaman yönetimi ile ilgili bildiğim, tecrübe ettiğim şeyleri anlatacağım. Neydi? Özgüven. İkincisi öz saygı. Bize kazandırdıkları. Üçüncüsü zihinsel rahatlık. Zihinsel rahatlık. Akşama kadar kafanızda dönüp duruyor. Dönüp duruyor. Mesela bir öğrencisiniz. Yapmanız gereken bir ödeviniz var. Bir sunumunuz var. Bir projeniz var. Ve durma, her gün akşama kadar daha onu yapacağım. Daha onu yapacağım ama daha zaman var. Bir hafta var daha. 3 gün var daha. 1 gün var daha. Gece kalmış, gece sabahlıyor. Eyvah! Sabaha kadar sabahladım, yetişmedi. Zihinsel rahatlık bize sunduklarından biri daha. Güzel bir uyku. Uyku. Uykusuzluk çeken yegane insanlardan biriyim. Uykusuzluğun bir türlü ne kullanırsan kullan bunu aşamamanın nasıl bir şey olduğunu, bir fiil yaşayan bir insanım. Sürekli kafanda dönüp duran ama günü gelmediği için kafamda dönüp duran şeyler. Bu da ertelememeyen insanların sorunu. Bunu da şöyle anlatayım. Mesela siz her şeyi hemen olsun bitsin istersiniz. Hiç ertelemeyen bir insansınız. Tez canlısınız. Önünüzde bir zaman dilimi var. Diyorlar ki bir hafta sonra şu ürün gelecek. Şöyle olacak, böyle olacak. Ve o bir hafta içinde sen can çekişiyorsun. Bir an önce o olay olsun bitsin diye. Güzel uyku dedik ve en önemlilerinden birisi yine bir işi yaparken, biraz maneviyatla ilgili konuşacağım bu kısımda. Bir işi yaparken o işe ibadet adletmek, o işi Allah'ın seveceği şekilde yapmak, o işi yaparken Allah'ın sana emanet ettiklerinin ihtiyacını karşıladığın gözüyle ya da senin canını sana emanet ettiği için kendi ihtiyacını karşıladığın gözüyle bakmak. Yani yaptığın işi ibadete çevirmek. Ertelememenin en büyük ödüllerinden. Yani keşke kaleminiz kağıdınız olsa da bunları not etseniz, arada sırada okusanız bu konuyla ilgili sıkıntısı olan arkadaşlar. Ben çünkü sıkıntıya düştüğüm zaman hemen bu geliyor aklıma.
Hemen ben bunu Rabbimi hoşnut etmek için yapıyorum. Mesela çocuğun çok bunalttı seni ve sürekli bir şeyler istiyor. Karnı acıktı, akşama kadar bir şeylerle uğraştı. Evet, o yemeği yapacağım ama hiç kimseyi memnun edemeyeceğimi biliyorum. Hiç kimseyi tam tekmil memnun edemeyeceğimi biliyorum. Sadece ve sadece Rabbimi memnun etmek için yapıyorum bu işi. Çünkü herkes bir kusur bulur. Bir eksik, bir noksan bulur. Yemeği yerken tuzu eksik olmuş der önce. Ya da fazla olmuş der. Bir şey söyler. En son eline sağlık deyip kalkar. Herkes bir şey bulur sizin yaptığınızda. Önemli olan sizin onu yapmaktan tatmin olmanız. Siz beğendiyseniz okey. Ben sanki hiç üşenmeyen bir insan mıyım? Hem bir işler çeviriyorum. Yaptığım işi biliyorsunuz. İnsanların bazen olsun çılgınca sorularına cevap vermek zorunda kalabiliyorum. Hem ürün hazırlıyorum, hem paketliyoruz, hem yolluyoruz. 3 tane çocuğum var, devamız küçük. İşte ergenliğe giren ayrı, bazen üçü birden koro halinde anne diyor, hangisini efendim diyeceğimi şaşırıyorum. Evimizi değiştirdik, metrekaremiz çok büyüdü. 3 katlı bir evde, 300 metrekare bir evde hiç yardımcı almadan bu işleri halledebilmek gerçekten beni yoruyor. Ama kendimi yapacağım işte arkamdan ittiriyorum. Hatta bunun meridyen dengeleme ile ilgili bir hareketi de var. Şöyle yapıyorsunuz tam göğsünüze. Meridyeninizi dengelemek için çok mu üşendiniz? Kendinize halsiz bitsin mi hissediyorsunuz? Ve şu elinizi tam kuyruk sokumunuza koyup bastırıyorsunuz böyle. Adeta önden düşmeyeyim diye kendimi tutarken arkamdan da kendimi ittiriyorum gibi bir yapın. Yapın arkadaşlar. Şu şekilde. Tam şu 4 parmağınızla da kuyruk sokumunuzdan, kalçanızdan kendinizi ittireceksiniz. Kendiniz zorlandığınızda, üşendiğinizde, halsiz, bitkin hissettiğinizde, canınız istemediğinde bu meridyen dengeleme hareketini yapıyorsunuz. Ben bu hareketi öğrenmeden önce kendimi arkamdan ittiriyorum cümlesini kullanırdım. Hatta eski videolarımı benim iyi takipçilerim, eski videolarımı izledilerse bilirler bu kendimi arkamdan ittirme cümlesini. Böyle bir dengeleme hareketi var. Bunu da ben kendiliğimden bu bilgiyi, bu ilmi öğrenmeden önce arkamdan ittiriyordum kendimi. Arkamdan ittirmek ne demek? Sen böyle durmak istiyorsun ama yapılacak işlerin var ve sorumlulukların var. Bak, bir insanın sorumluluklarının olması bir hediyedir arkadaşlar ona. Hediye. Düşünsenize, hiçbir sorumluluğunuz yok. Sizi bekleyen hiçbir şey yok. Kimse sizden bir şey beklemiyor. Hayatta bir boşlukta yüzüyormuş gibi savrulursunuz. Hatalar içerisinde. Allah bize sorumluluklar yüklemiş ki biz yerimizde kökleniyoruz bir ağaç gibi. Sorumluluklarımız dolayısıyla. Yoksa biz kurumuş bir yaprak gibi uçar giderdik ve günah deryasına dalmamak içten bile olmazdı. Evli, çoluklu, çocuklu olmaktan bahsetmiyorum. Sorumluluk alabilmekten bahsediyorum. Ve bilimsel araştırmalara göre erteleyen insanlarla ertelemeyen ve sorumluluk alabilen insanlar arasında amigdalalarında fiziksel olarak bile, fiziki yapısıyla bile gözle görülür derecede bir fark varmış. Fiziksel olarak bile. Amigdala bizim karar verme, karar
kılma ve kararını uygulayabilme yeteneğimizi de ortaya çıkarıyor. Ve sürekli kendi sorumluluklarını yapması gereken işleri erteleyen insanlar karar verme yetilerini de kaybediyorlar zaman içerisinde. Önlerine yeni bir yol, yeni bir kapı, Allah'ın yeni bir rızık kapısı ya da yeni bir güzellik kapısı açıldığında o kapıdan içeri girip girmeme konusunda da kararsız kalıyorlar. Ve onu da ertelediklerinde ellerindeki, ben şans kelimesini kullanmayı sevmiyorum, Allah'ın ona verdiği şans demek gerek, ne yani, şans yerine ne diyebilirim arkadaşlar, aklıma bir şey gelmedi şimdi ama şans kelimesini kullanmak istemiyorum. Ona verdiği şeyi, lütfu ertelediği için kullanamıyor. O lütuf çekip gidiyor zamanında kullanamadığı için. Lütuf dedim, aklıma lütuf kelimesi geldi. Bazen bazı şeyler lütfedilir insana. O lütufu kullandın. Kullanamadın, gidiyor. O kapı kapanıyor. Bunu demek istiyorum. Yani ertelemeyen insanlar bu lütuf kapılarını, bu Allah'tan gelen hediye kapılarını aralayabiliyorlar. İçeri girip bir bakabiliyorlar. Neden? Çünkü çalışkan. Çünkü ona verilen sorumlulukları o zamana kadar yapabilmiş. Daha fazlasını üstlenebilir. Allah ne diyor? Ben kuluma taşıyamayacağı yük yüklemem diyor. Bir de işte gün içerisindeki bahanelerimizi en aza indireceğiz arkadaşlar. Bahaneler. Gece çok uykusuzdum. Doğru düzgün uyuyamadım. Boş ver. Yapmasam ne olur ki? Bugün de yapmayı vereyim. Konfor alanından çıkamamak. İşte mesela koltukta oturuyor, bir türlü kalkamıyor rahat koltuğundan. Hala çok zaman var. Daha çok var. Aman akşama daha çok var. Akşama kadar yaparım ama akşam oluyor, hiçbir şey yok ortada. Bir de mükemmel olmalı olayı var. Mükemmel olsun. Mükemmel olmasını beklerken ortada sıfır. Hiçbir şey yok ortada. Habire mükemmeli olacağı zamanı bekliyor. Mesela bir dükkan buldu, dükkan tutacak. Böyle böyle yapmak lazım buraya. Şöyle yapmak lazım. En mükemmel seçenekleri söylüyor. Cebinde de onlara yetecek parası yok. Neyse, bunlar yapılamayacağına göre gerek yok. İşte bir şey alacak. Böyle yapmak lazım. Şöyle etmek lazım. Ama yok ortada. Çünkü mükemmel iyinin düşmanıdır. Siz mükemmel olmaya çalışmayacaksınız. Biz mükemmel olmaya çalışmayacağız. Biz yapabildiğimizin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben şuna şöyle diyorum. Sen başkalarına bakma. Sen kendinin en üst versiyonu olmaya çalış. Bakın bu da güzel bir kelime yani. Ben beğeniyorum. Belki siz de beğenirsiniz. Sen kendinin en üst versiyonu olmaya çalış. Başkalarına bakma, başka şeylere bakma. Mükemmelinde mükemmeli var. Evet, mükemmel iyinin düşmanıdır arkadaşlar. Şöyle olsaydı böyle yapardık. Çok paramız olsaydı şuraya giderdik. İşte şöyle bir şey olsaydı piknik yapardık. Bunlar kendin için vereceğin güzel anılar da ertelenmemeli. Evden peynir, zeytin, yumurta haşla, koy git. Dışarıda bir çimenlerin üstünde kahvaltıya. Mükemmeli arama. Oho!
artık internetler, Instagramlar çıktı. Öyle bir iğrençleşti ki hayatlar. En üst seviyedeki eşyaları, en üst seviyedeki evleri, sofraları görüyoruz. Beğenmiyor hanımlar çoğusu. Kendin. Baksana diyor, eşine gösteriyor ekranı. Şuna bak diyor eşyasına. Benim ondan neyim eksik? Bu başka bir videonun konusu. Onun konusu da bereketle alakalı. Bereketle ilgili bir canlı yayın yapacağım. O zaman konuşacağım. Böyle şeyler yapmayacağız arkadaşlar. Benim şu örneğim var. Bunu da iyi dinlemenizi rica ediyorum. Siz erteleye erteleye, atıl, atıl denir hareketsiz olana. Hareketsiz ola ola Allah'tan nasibinizi, rızkınızı bekleyemezsiniz. Eğer çalışmıyorsan, sen çalışıp para kazanmıyorsan, eşin çalışıyorsa, sen de sana gelen rızkın hakkını vermek zorundasın. Eşin çalışıyorsa, sen de evdeki zamanını güzel değerlendireceksin. O paradan hakkını, rızkını yiyebilmek için. Sen çalışıyorsan, evde mükemmel olmaya gayret etme, yardım iste. Yardım. Bir şey daha söyleyeceğim arkadaşlar. Yardım istemek bize zor geliyor. Ondan isteyeceğime kendim hemen yaparım diyoruz. Ve kendimizden çok şey veriyoruz. Eğer siz çalışan bir insansanız, zaten dışarıda yoruluyorsanız, eve geldiğinizde iki kişi de çalışıyorsa, iki kişi de evde bir şeyleri yapacak. Yardım istemekten lütfen çekinmeyin. Vakit bulamayarak yapamadığınız şeyler için de kendinizi suçlayıp eksik hissetmeyin. Bu sizin, bizim kadınların dişil enerjisini düşürüyor ve kendimizi değersiz hissettiriyor. Biz yapabildiğimizin en iyisini, en iyi kendimizin, olduğumuzun en iyi versiyonu olacağız. Onu demek istiyorum. Ormanların kralı bile, ormanların kralı demişler ya arkadaşlar, çok affedersiniz. Ormanların kralı demişler aslana. Farz misal aslan tavşanı kükrese, kükremesiyle titretir değil mi? Ama ben ormanların kralıyım, avım, benim rızkım önüme gelecek demiyor. Ben diyor rızkımın peşinden koşarım, avımı pençelerimle tutarım diyor. Bazı hanımları görüyorum, sözüm meclisten dışarı, kimseye eleştirmek haddim değil, sadece örnek vermek için söylüyorum. Beni tanıyanlar zaten nasıl bir üslubum ve niyetim olduğunu bilirler. Bazı hanımlar var, diyor ki ağanın eli öpülmez, kocam çalışsın ben yerim, evde işte yapmadığı her şey yine kocasının parasıyla yapılacak, ben yardımcı almayın demiyorum, bu benim mizacımla alakalı bir şey. Yardımcı alacaksınız ki yardımcı da nasibini bulsun, o değil dediğim tarz. Dediğim şey konuşma üslubu. Ben koca parası yiyorum diyerek gün gün gezme gezme gezip gelen bir insan da bilmiyorum, çocuğuna da bakıcı bakıyor, evini de yardımcı temizliyor, yemeğini de başka birisi yapıyor. Var böyle hayatlar. Siz kendinizi iyi hissetmek için, var olabilmek için, kendinizi tatmin edebilmek için, ruhunuzu ve öz benliğinizi tatmin edebilmek için mutlaka bir şeyler yapmalısınız ve yaptığınız şeyi Rabbinizin katında
hayırlı bir iş olarak sunmalısınız. İnsanoğlu ancak böyle tatmin olur arkadaşlar. Az önce de dediğim gibi yaptığın her işi Allah'a sunacaksın. Rabbini memnun edebilmek için. Onun yarattıklarına karşı vazifelerini düzgün yapabilmek için. Bu niyetle. Gelelim, benim hayalim çok büyük. Elimde de avucumda da bu hayali gerçekleştirecek bir şey yok. Ben bekliyorum. Mucizeler bekliyorum. Laflarına. Hedefim çok büyükse, bu günlük işleri geçtik. Büyük hedefler için konuşuyorum. Hedefin çok büyükse parçalara böleceksin. Küçük işler için de olur. Küçük işler için de. Mesela sabah kalktın. En üşendiğin iş. Hadi sorayım size. 106 kişi oldu. Bu kadar az kişilere alışkın değilim. Haberiniz olsun. Sabah kalktınız. En çok hangi işe üşenirsiniz? Hadi soruyorum. En çok hangi iş size zor gelir? Hemen hızlı hızlı yanıtları alayım. 106 kişiden. En çok zorlandığınız bir tanesi demiş ki kahvaltı hazırlamak. Hazırlama onu zaten uyanır uyanmaz. Uyanır uyanmaz kahvaltı yapmak hiç iyi bir şey değil. Onu da başka bir canlı yayında konuşuruz. Hemen not alayım. Uyanır uyanmaz kahvaltı. Notumu aldım. Ütü. Ütü var mesela. Çamaşır var. Yataktan kalkmak. Allah seni ne yapmasın. Çocuğu okula bırakmak. Kızlar, sizi çok seviyorum. Şu cevaplarınız var ya, bayıldım cevaplara ya. Tamam. Herkesinki farklıymış. Çocuğu okula, benim de sabah en zoruma giden şeydi çocuklar küçükken kendim götürürken okula. Çocuğu okula götürmek gerçekten şey, bayılıyorum size. 100 kişiyiz ama 1000 kişi gibiyiz kızlar. Boş verin. Kendi çapımızda. Şimdi en zor olan neyse önce onu yapıyoruz diyecektim ben de. Bakın, parçalara bölüyorsunuz. Büyük olan sorunu parçalara bölüyorsunuz ve en zor olandan başlıyorsunuz. Neden biliyor musunuz? En zor olanı yaptığınız zaman ötekiler gözünüzde küçücük kalıyor ve jet hızıyla hepsini bitiriyorsunuz. Jet hızıyla. Bak, en zor olanı yapınca diyorsun ki kendi kendine, kızlar, aa bunu yaptıysam ötekiler vız gelir tırıs gider diyorsunuz, tamam mı? Tamam, bak, neşeleniyoruz ve okeyliyoruz, tamam mı olayı? Zor olanı yapınca diğerleri vız geliyor tırıs gidiyor. Artık sloganımız bu. En büyük kafadaki zihni bulandıran, sürekli kafana ağırlık veren, sürekli kafanda duran en zor şeyi yapıyorsun ve diğerleri neymiş? Vız geliyormuş, tırıs gidiyormuş. Çamaşır, çamaşır katlamak, çamaşır yıkamak, çamaşır ütülemek falan dediniz. Ben o konuda bir şey söyleyeceğim. Çok yazan oldu çamaşırlarla ilgili. Arkadaşlar, ben bundan 1,5 yıl önce, yani 1,5 yıldan önce de para kazanıyordum ama 1,5 yıl önce çok geç bir şekilde kendime kurutma makinesi aldım. Herkesin elinde bulaşık makinesi, çamaşır makinesi var zaten. İlk defa robot süpürgeden bile önce, ilk defa
ekstra olarak, yani bizim kafamızda ekstra gibi gelen. Çünkü ben lüks yaşayan bir insan değilim. Bu bana çok lüks geliyordu. Kurutma makinesi aldım. Kurutma makinesini aldığım anda bende bir aydınlanma oluştu kızlar. Bakın bu canlı yayını bu kadar cıvıtmayı düşünmüyordum ama sizlerle birlikteyken yapacak bir şey yok. Bu arada Instagram'da canlı yayın süresi vardı. Bir saatti. Bir saatti. Şey oldu mu o? Uzadı mı? Artık istediğimiz kadar konuşabiliyor muyuz? Bilen varsa yazsın. Kurutma makinesini aldım. Ve hala eşim karşı çıkıyor. Ben dedim ki yani kendi kazandığım parayla alacağım. Lütfen artık karşı çıkma. Kaydedeceğim tatlılarım. Yayını kaydedeceğim. Hatta becerebilirsem YouTube'a da yükleyeceğim bir tanelerim. Ondan sonra kurutma makinesini alınca bende bir aydınlanma oldu. Aydınlanma. Dedim ki Üle Sevgi, para kazanıyorsun ve hala pıttık pıttık devanın minicik kilotlarını asmaya falan çalışıyorsun gecenin yarısında. Gece yarısı başka işler, başka ilimler öğrenebileceğin bir zaman dilimi. Her gece mesai yapıyorsun çamaşır başında. Kafayı yiyeceğim. Aa dedim. Teknoloji çok iyi bir şeymiş yahu. Mükemmel dedim ya. Bu kurutma makinesi olmazsa ne olurdu ki dedim. Bir anda hemen insan tabii rahata alışıyor. Çamaşır makinesinden al, kurutma makinesine at, tela. Allah Allah diyorum, böyle bir kendime şeyim geldi. Şimdi eve de hanım alamıyorum ya mizacen. Hiç kimse, yani yabancı bir insanın evde dolaşıp benim temizlemek için bile olsa dolaplarımı, oralarımı, buralarımı karıştırması benim hoşuma gitmiyor. Rahatsız oluyorum. Bu yüzden ben dedim canlı olmayan hizmetliler almam lazım kendime. Canlı değil, kanlı değil. Yani kurutsun işine. Ondan sonra robot süpürge aldım. Robot süpürgeyi de kamerası var diye geceleri herkes uyuduktan sonra çalıştırıyorum. Ya da mesela bu evde 3 katlı olduğu için biz orta kattayız. Yatak odalarımız orta katta. Ateş grubuyum ben. Alt katı çalıştırıyorum. Işıklarını da kapatıyorum. Ya da zaten telefondan şeyli ya, internetli ya, en üst kattaysam orta katı süpürtüyorum falan filan. Neyse ben dedim ki hakikat dedim, teknolojide hayat varmış. İyi yönde kullanacak olduktan sonra, hani elinde bir bıçak var. Bıçakla adam da kesebilirsin, sebze meyve de kesebilirsin gibi. Ondan sonra Thermomix falan aldım. Sihirli tencere. Thermomix'i de isterseniz size tanıtırım. Bazen yaptığım tariflerden atarım isterseniz. Ben böyle şeylerin çok reklamını yapma şeyinde değilim de. Bir de teknolojik aletleri aldığınızda, yani paranız gücünüz varsa alın gerçekten bunları. Sizin hayatınızı kolaylaştıran şeyler ve ertelememenizi sağlıyor bazı şeyler. Mesela sizin kendinizin kesin ve kesin kendinizin yapması gereken şeylere zamanınız kalıyor. Ben kitap okumayı, ilim öğrenmeyi, Kur'an-ı Kerim'in Türkçe mealinden bakıp üzerinde düşünmeyi, sevdiğim hocaları, sevdiğim bilim insanlarını, psikologları dinlemeyi, çocukluğumdaki hatalarımı eşelemeyi, anladınız siz onu. Hani derine kazacaksın ya. Derine kazmayı seviyorum. Sizlere güzel bir şeyler sunmayı, tertemiz, içerikli, doğal, fıtri, fıtrata uygun, tayyip. Ürünler tayyip, temiz demek yani. Ürünler üretmeyi, yeni formülasyonlar yapmayı seviyorum. Ayrıca
bundan sonra küçük atölyeler ve eğitimler de vermeye başlayacağım inşallah. Bunu da artık erteleye erteleye kendimi eleştiriyorum burada. Erteleye erteleye bu zamanı buldum. Ama benim erteleme sebeplerim vardı. Erteleme sebebim devamımızın çok küçük olmasıydı. Benim bir atölye ya da bir eğitim ya da bir kamp organizasyonu düzenlediğimde aldığım ücretin karşılığını tam hakkıyla verememe kaygısı vardı. Ama şimdi artık küçük atölyeler ve kendi kremlerini kendileri yapmak isteyen insanlara parçalı, parça parça eğitimler vermeye başlayacağım Allah'ın izniyle. Çünkü bir şeyi bir anda böyle şey hiç hoş değil. Çok önemli bir iş ve bunu 2 saatlik bir eğitimle pataküte birine yedirmeye çalışıyorsun. Bu hiç hoş değil. O yüzden ben kendi versiyonumun en iyisi haliyle ve harika asistanımla beraber benim yetişemediğim, benim sabredemediğim, benim az kaldığım yerlerde bana destek olan canım asistanım, beni duyuyorsan, beni izliyorsan bir merhaba de. Asistanımla beraber sizlere verebildiğimiz her şeyi vereceğiz. İnşallah Allah'ın izniyle. Gelelim. Ertelememenin başka bir tavsiyesine. Şimdi dedim ya, sürekli erteleye erteleye kafamızda bir sürü şey birikiyor. Bazı şeyleri yarım bırakıyoruz. Mesela tam orada bulaşık makinesini yerleştirirken bir şey oldu. Gittin yarım kaldı. İşte çamaşırları asarken gittin yarım kaldı falan filan. Bunu farklı örneklerde kafanızda canlandırabilirsiniz. Öncelikle arkadaşlar, canlarım, ciğerlerim, sizi çok seviyorum. Önce yarım kalmış işleri bitireceksiniz. Sıfırdan bir işe başlamadan önce yarım kalmış işleri bitireceğiz arkadaşlar. Yarım kalmış ne varsa, yarım kalmış ne varsa onları, mesela yarım kalmış bir örgü bitirmeyeceksen sök, yumakla. O yarım kaldı ya, zihninde senin yer teşkil ediyor. Ondan sonra yarım kalmış bir hobin, bir işin, ne bileyim yarım kalmış bir kitabın, asmakta yarım kalmış çamaşırların, karmaşık çekmecelerin, bir türlü atamadığın ama asla kullanamadığın eşyaların, kıyafetlerin, ver başkaları da faydalansın. Bakın bizde inanılmaz derecede bir istifçilik var. Halk, o insan olarak mı, yani insanlık olarak, sadece Türklerde değil, bu yabancılarda daha fena var istifçilik. İstifçilik ya gelecek sene lazım olur, ya bir ara lazım olur, ya lazım olur ya lazım olur dursun. Ben böyle karşımda siz varmışsınız gibi böyle gayet spontane bir şekilde anlatıyorum bunu. İstif ediyoruz, ondan sonra bizim İsteğimiz bile kalmıyor düzenlemeye ve temizlemeye. Sadeleşemediğimiz için az eşyamız, sadece bize hizmet edecek eşyamız olmadığı için, katılıyorsanız katılın ya bana, yazın yani. Sürekli bir şeyler, ıvır zıvırlar olduğu için etrafta biz temizlik yapmayı bile istemiyoruz ki canımız. Düzenlemeyi bile istemiyor ki canımız. Bizim misafir tabaklarımız var, misafir çatal kaşıklarımız var, misafir bardaklarımız var, misafir nevresimlerimiz var. Nevresim için okey, tamam, orayı abarttım da. İşte misafir salonumuz var mesela.
misafir salonumuz var fela. Yani sürekli başka şey, başkalarını ya da başka zamanları bekleyen bir sürü eşyamız var ve biz bu bir sürü eşyanın içerisinde boğuluyoruz. Ya bana mesela demişlerdi ki koskocaman evin var. Elhamdülillah, Allah isteyen herkese nasip etsin ama her şeyin büyüğü de çok zor oluyor, onu da söyleyeyim. Bir odanı, salonunu kapat, kilitle, sadece misafir geldim. Hayırdır? Neden? Neden ya? Ben o koltuğun üstünde oturamayacaksam, ben o masanın üstünde yemek yemeyeceksem misafirim de yemesin beni, benim. Bir şey okumak için baktım, çok affedersiniz. İnsanlar görsel zevkleri için, tabii ki görsellik de önemli de, yani hiç kullanmayacakları, sadece orada görsel olarak atıl bir şekilde kalacak eşyalar için aylarca çalışıyorlar, maaşlarını veriyorlar, onlara hizmet ediyorlar, onların tozunu alıyorlar, onları siliyorlar ve böyle hareketsiz eşya negatif enerji taşıyor. Biliyor musunuz arkadaşlar, laf lafı açıyor da, hakkınızı helal edin, böyle uzatıyorum konuyu. Bunlar yoktu notlarımın içinde, hiç yoktu. Ama hiç kullanılmayan, el değmeyen, yıkanmayan eşyanın atom parçacıkları, ya o, bakın, buna cansız bir şey dersiniz. Cansız bu. Ama bunun da atom parçacıkları hareket halinde. Biliyorsunuz, nötronu, protonu hareket halinde. Bu benim elimde gezindikçe, elime alıp bıraktıkça, ben bunu kullandıkça bu yenileniyor. Mesela örnek vereyim. Yepyeni bir ev, hiç içinde oturulmuyor. Kendi kendine dökülüyor. Hayret ediyorum ben. İçinde oturulan eskimiyor. İçi boş olan kadar. Mesela benim yan evim, benim hemen yanımdaki ev, içi boş benimle aynı şekilde yapılmış. Ben ekstra bir şey yapmadım içine. Aynı boyayla girdim. O yapıldığı halindeki boyasıyla. Ekstra da bir şey yapmadım. Ev resmen eski bir eve dönüşmüş. Onun da atomları, onun da yani bunun da şeyi kullanılmak istiyor. Evlerinize fazladan ıvır zıvırları doldurmazsanız hem işiniz çabuk biter, hem kendinize zamanınız kalır, hem dostlarınızla geçirecek zamanınız kalır, hem ilim öğrenmeye, ibadet etmeye, kitap okumaya zamanınız kalır, hem de özgüveniniz ve öz saygınız artar arkadaşlar. Çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Not alan arkadaşlar var galiba. Not alan varsa bunu da almasını rica ediyorum. Hareketsizlik dinlenme değil. Hareketsizlik kesinlikle ve kesinlikle dinlenme değil, kendini uyuşturmadır. Kendini uyuşturma. Hemen burada Rabbimizin bize bir tavsiyesini hatırlatmak istiyorum nacizane. Allah İnşirah suresinde bize diyor ki, sırtından yükünü almadık mı? Bak, seni ferahlatmadık mı? Bak, sırtından yükünü aldım, seni ferahlattım. Ama yolunu söylüyor hemen arkasından. Öyleyse sen bir işten yorulduğun zaman başka bir işe koyul. Bir işten yorulduğunda başka bir işe koyul diyor. Ben bunu çok denedim. Ya otururken dinlenmiyorum kardeşim ben ya. Otururken kesinlikle dinlenmiyorum ben. Dinlenme zamanı olarak size geceyi yarattık diyor. Uyku zamanı. Uykuda sadece dinleniliyor insan. Dinleniyor zihinsel olarak. Uyanıkken vücut dinlenmiyor otururken. Uyanıksın, kendindesin
Ama oturur atıl vaziyettesin, hareketsizsin, kesinlikle yoruluyorsun. Bak bunu deni, kendinizi fark edin. Fark edin kendinizi. Ben çamaşır katladım diyelim ki, yerleştirdim, çocuğun çekmecesi çok karışmış oraya, sıkıldım bu işten. Bunu aldım, bitirdim, yoruldum ya. Gidiyorum orada mutfakta bir çocuklara bir kurabiye, bir kek çırpıyorum. Orada bir şeyler yapıyorum, yemek hazırlıyorum, dinleniyorum. O şeyin dinlenmesi o. Çamaşır olayından yemek olayına geçtiğimde çamaşır olayından dinleniyorum. Yemek olayından yoruldum. Şöyle bir ortalığı toparlayarak, ya da ne bileyim, bedensel olarak çok yoruldum, kitap okuyarak, ayet okuyarak, meal okuyarak dinleniyorum. Arkadaşlar, bakın, hiçbir şey yapmak istemiyorsanız kusura bakmayın, sevkul olarak size teşhis koyuyorum. Yani size derken, bu videoyu, bu canlı yayını kaydedeceğim için beni çok kişi izleyecek. Allah'ın izni keremiyle faydalanabilecek herkesin karşısına çıkar ya Rabbi. Siz derken izleyecek olan arkadaşlara söylüyorum. Sevkul olarak size teşhis koyuyorum. Eğer hiçbir şey yapmak istemiyorsanız ve sürekli erteliyorsanız ve yatıyorsanız televizyon karşısında ya da telefon, kusura bakmayın ama siz depresyondasınız demektir. Sadece ve sadece depresyondaki insanlar hiçbir şey yapmak istemezler arkadaşlar. Sağlıklı bir ruh haline, sağlıklı bir bedene sahip insanlar gezmek, dolaşmak, hayata katışmak, sorumluluk almak, sorumluluklarını yerine getirip tatmin olmak ister. Bakın, çok önemli şeyler söylüyorum size. Ruhsal ve bedensel sağlığı yerinde olan bir insan sorumluluk almak, sorumluluklarını yerine getirmek ve getirdiği için de tatmin olmak ister. Sonra da oh, işlerimi yaptım, hadi çıkıp bir kahvemizi içelim diyebilmek ister. Bacağını bacağının üstüne atıp elini mis gibi kitabını alıp iki lokma bir ilim öğrenebilmek ister. Sağlıklı insanlar bunları ister. Siz canınız hiçbir şey yapmak istemiyorsa sağlığınızdan şüphe etmelisiniz. Ruhsal ya da fiziksel sağlığınızdan şüpheye düşmelisiniz. Bu yüzden de hemen, eğer böyle bir sıkıntınız varsa, yürüyüş yapmaya başlayın. Sabah yürüyüşü zor geliyorsa, akşam yürüyüşleri yapın. Ya sabah, seherlerde, yani serinliklerde kendinizi çok bunaltmayacağınız, ya da akşam, yaz geldi mesela, yazın akşamları kafa dengi bir arkadaşınız ya da eşinizin elinden tutup da yürüyebilirsiniz. Sadece kendiniz kulaklığınızı takıp güzel bir şeyler açıp, ne dinlemekten hoşlanıyorsunuz? Kur'an-ı Kerim dinleyerek olabilir, bir bilim insanını dinleyerek olabilir. Her şey güzel bir şeyle. Arkadaşlar, televizyonu çok izlemek sevenleriniz var mı? Yani televizyon izlemeyi çok sevenleriniz ya da telefon başında çok fazla vakit geçirenleriniz. Şu anda da telefon başındayız ama şu anda farklı bir şey yapıyoruz. Televizyon ve telefon dinlenme zamanları değildir arkadaşlar. Duygularını ve zihnini uyuşturma zamanlarıdır. Neden biliyor musunuz? Televizyondaki filme kanalize olduğunuz ya da telefonda sürekli kaydırma yaptığınızda artık yapmanız gereken sorumluluklarınızı düşünemiyorsunuz. Uyuşturma yapman gerekenlerden kaçmaktır. Dinlendiğini sanarken ruhunu ve duygularını uyuşturmaktan başka bir şey değildir.
Yaptığım iş dolayısıyla telefonu elimde tutmak zorunda kalıyorum çoğu zaman. Onun dışında sadece birilerinin attığı linklere bakıyorum. Hiç haberim olmuyor. TikTok hiç kullanmam mesela. Öteki şeyleri, programları da bilmiyorum. Bir tane ses kayıt programı vardı. Adı neydi ya? Posket diye mi söyleniliyor? Onu dinliyorum. Bir iki tane insan var. Ses, görüntü de yok. Kulaklıkla dinliyorsunuz. Ya da açıyorum elimde bir iş yaparken dinliyorum onu. Çalışırken. Zihninizi uyuşturmayın. Telefonu ya da televizyonu hayırlı bir iş için kullanın. Dedim ya, elinde bıçak var. Elindeki bıçağı adam kesmek için de kullanıp katil olabilirsin. Podcast ha. Ya da sebze meyve doğurarsın yani. Elinizdeki malzemeyi hayırlı işler için kullanacaksınız. Kullanacağız. Başka ben şeylerime bakayım, notlarıma. Bir de şu vardı. İyi ki not almışım. Bazı insanlar diyor ki bana yetmiyor. Bana diyor yetmiyor diyor gün. Yetiştiremiyorum diyor. Bazı insanlara bakıyorum. Onun da 24 saati var. Benim de 24 saatim var. Ya adam neler yapıyor 24 saatin içinde? Ben neler yapıyorum? Erteleme kısmını kapatıp zaman yönetimine oradan hızlı bir geçiş yapmış olalım. Zaman yönetimine. Zamansızlıktan yakınmaya hakkımız yok. Allah 24 saat vermiş herkese. Holding sahibine de, iş adamına da, üreticiye de. Yani herkese 24 saat vermiş. Sana az verip ötekine çok vermemiş. Herkesin bir gününde 24 saat var. Ama sen kullanmayı bilmiyorsun. Bir de pratikleştirmiyorsun kendini. Ya her şeyin bir pratikliği var arkadaşlar. Yaptığınız her şeyin bir pratik tarafı var. Çamaşır katlamayı bile pratik hale getirebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum, ben kurutma makinesinin zili bastığı anda hızlı hızlı katlayıp bırakırsam, üstüne bir ağırlık koyup ütülenmiş gibi oluyor. Ama soğuyana kadar, içindeki buharı, sıcaklığı soğuyana kadar bekletirsem katlamam daha zor oluyor. Mesela pratik tarafları var her şeyin. Ne bileyim, bulaşık makinesini yerleştirmenin bile çok pratik. Birisi yarım saatte yerleştirir, bir tanesi 2 dakika bile sürmez yerleştirmekte. Ne yapıyorsanız, yaptığınız, sürekli yaptığınız işlerde pratik bir yerini bulun. Mesela ben 2500-3000'lik puzzle'lar yapmayı çok seviyorum. Tamam mı? Puzzle yapmaktan çok hoşlanıyorum. Çok minikler. Parçalar da çok minik. Ben hobim olarak yapıyorum ama öyle bir pratiklik kazandım ki mesela onda. Parçaların nereye gireceğini asla bilemezsin. Sadece ne kadar kolaylıkla yapabileceğini öğreniyorsun yapa yapa. Bir de ilim konusunda erteleme yapmayalım. İlim derken illaki dini ilimden bahsetmiyorum. Bilimsel olabilir, yapmak istediğiniz bir beceri olabilir, öğrenmek istediğiniz bir şey olabilir. İngilizceyi ana dilin gibi öğrenmek istiyorsun. Mesela ben eskiden çok iyi biliyordum. Kullanmaya pratiklik olmayınca unuttum. Şimdi mesela bir karşıma yabancı bir insan çıksa cümle kurmaya çekinirim. Kelimelerle kendimi anlatmaya çalışırım. Sadece
bildiğim kelimelerle. Ama aynı bu şekilde konuşabilmek istiyorum. Niyet ediyorum hepinizin karşısında evrensel bir enerji var, sinerji var. Burada bir sinerji yakaladığımızı düşünüyorum. Şurada 86 milyon kişiyiz yani. 86 milyon enerjilerimiz yeter. Ben de bunu yapabilmek istiyorum. İstediğim bir şey daha var, çok istediğim. O da benim içimde kalsın. İlim öğrenmekle ilgili erteleme yapmayın. Bir sonraki nefesimiz bile garanti değil. Düşünsenize. Yani sürekli erteliyorsunuz ama erteliyoruz ama yarın yaşayacağımız ya da bir sonraki günümüz kesinlikle garanti değil. Kimden aldınız garantisini, belgesini? Hiç kimseden. Mesela bana ürün alırken soruyorlar, kesin mi? Yo, kesin diye bir şey yok diyorum. Hiç kesin mi diye soran birine asla ürün vermem. Kesin değil. Benim bir sonraki nefesim bile kesin değil. Sen nasıl benden garanti istersin? Şifa Allah'tan, biz vesile olmaya geldik diyorum mesela. Size bir hikayeyi anlatayım. Bazılarınız biliyordur. Bir üniversitede hoca bir kova biraz da taş getiriyor ve sınıfta kovanın içine taşları koyuyor. Ve amfide öğrencilerine soruyor. Kova doldu mu diyor. Öğrenciler doldu diyor. Ağzına kadar taşlarla dolu, dolduruyor çünkü hoca. Biliyor musunuz bu hikayeyi bazılarınız? Sonra hoca kenardan bir poşet taş daha çıkarıyor. Daha küçük taşlar ama diğerlerinden. Onları da dolduruyor. Aralardan, boş kalan yerlerden o taşlar da doluyor. Öğrenciler birden şaşırıyorlar. Doldu mu diyor hoca öğrencilere tekrar. Doldu hocam diyorlar. Bu sefer kenardan bir poşet daha taş çıkarıyor. Çakıl taşı bu sefer, iyice küçük taşlardan. Onu da boşaltıp şöyle sirkeliyor kovayı. Doldu mu diyor. Öğrenciler şaşkın bir şekilde hocam doldu diyorlar. Bu sefer bir poşetten tekrar kum çıkarıyor. Herkes birbirine bakıyor. Kumu da boşaltıyor ve sirkeliyor. Herkes şaşkın, hiç düşünemedi böyle bir şey olduğunu. Doldu mu diyor. Doldu hocam diyorlar artık. Kumla ağzına kadar böyle silkeleye silkeleye büyük taşlar, orta taşlar, çakıl taşları ve kumla ağzına kadar silme kova doluyor. Masanın altından bir sürahi su çıkarıyor arkadaşlar. Sürahiyi boşaltıyor ve o kovanın içi sürahideki suyu da alıyor. Bu dersten çıkaracağımız ders şu. Hepiniz anladınız zaten. Hepimizin 24 saati var. Sevkul'un da 24 saati var. Neler neler yapıyor. Ayşe'nin de 24 saati var. Neler neler yapıyor. İnanamıyorum. Fatma'nın da 24 saati var. Ne yapıyor ki? Ne yapıyor ki diyorsun. O 24 saati küçümsemeyelim. Hakikatini, yani böyle gerçekten kıymetini vererek, o 24 saati gerçekten hakkını vererek, uykuyu, 4-5 saatlik uykumuzu, 6 saatlik bilemedin, gerçekten güzel zamanda uyunan uykunun 4-5 saati çok çok yetiyor. Peygamberimiz ibadetle geçirirmiş kalan kısmını. Zihin çünkü ibadetle de dinleniyor. Ah keşke yapabilsek hepimiz. Sabahın bereketini, akşamın huzurunu ve günün içerisinde bedenimizin yorgunluğunu hissedelim ve şükredelim. Bedenimizin yorgunluğunu hissedelim ve şükredelim. Yorulabilmek, kendini yorabilmek, enerji sarf edebilmek öyle güzel, öyle güzel bir nimet ki herkese nasip olmaz. Bana bu eller verilmiş. Ben bu ellerle bunu ürettim.
Bunu tuttum, kapattım, bunu paketledim, yolladım. Bana bu akıl verilmiş, düşündüm, tasarladım. Bana bu ayaklar verilmiş, koşturdum. Bana bu ağız verilmiş, konuştum sizinle. Yazdım, bildiğim şeyleri. Ben bugünün hakkını verdim. Bugünün zekatını verdim. Bugünün bana verdiklerinden ben de yarattığı aleme verdim. Bizim yaptığımız en büyük hata az önceki olayda şu. Kardeşim Kübra'nın dediği gibi, Neşe Kübra'nın dediği gibi, biz önce kumu dolduruyoruz. Bizim yaptığımız hata önce kumu doldurmak kovaya arkadaşlar. Ya ben de yapmak istiyorum ama olmuyor. Önce kumu doldurmayacaksın. Zaman planlaman böyle olacak. Ne dedim? Hedefi 3'e böl. En önemli, zaman alacak zor kısmını, kafanda yer işgal eden zaman alacak kısmını ilk başta yap. Büyük taşları. Büyük taşları ilk başta doldur. Ondan sonra orta boyları, biraz daha zorları. Ondan sonra çakıl taşlarını, ondan sonra kumu, ondan sonra da suyu doldur. En önemlileri sona bırakma, sıkıştırma. Bedenin akşama kadar zaten enerjisini kaybettikten sonra önemli olanlara hali mecali kalmıyor. Akşamlara kendiniz için yapacağınız güzellikleri saklayabilirsiniz. Mesela bazı hanımlar var, sabahtan yapıyorlar yemeklerini. Kimler böyle? Sabahtan yemeğini yapıp kafasını oradan aradan çıkaran hanımlar. Hangileriniz onlar? Bizim için neyin değerli olduğunu tespit edip tespit etmek için düşünmemiz lazım diyor Neşe. Yani gerçekten de öyle. Ha, bir de şunu. Bir de şu. Neşe Kübra kardeşimin söylediği şeyden sonra esinlenme geldi. Buraya da yazmışım ama gözüm atlamış. Demişti ki bizim için önemli olan şeyin ne olduğunu düşünmemiz lazım tespit edebilmek için. Gün içerisinde yapmaktan kaçırdığımız, zaman bulamadığımız şeyler arasında bizim iç duygularımızı, iç halimizi, dinginliğimizi hangileri sağlayacak, hangileri bizi mutlu edecek, hangileri bizi besleyecek? Beslendiğimiz yerleri iyi tespit etmemiz lazım gün içerisinde bir şeyleri yaparken. Büyük taşları önce koymayı bilmek için iyi düşünmemiz lazım ve kendimize yönelip bakmamız lazım. Buraya bir şey yazmışım. Gün içerisinde yapacaklarının mutlaka listesini yap. Eğer başaramıyorsan, beceremiyorsan bu listeyi kafanda kurup düzenli bir şekilde devam ettirmeyi, ana hatlarıyla yaz. Hani derler ya, şeye giderken de, alışverişe giderken de mutlaka liste yapın. Orada reyonlarda sizin algınızı kullanan, dikkatinizi, algınızı çekiciliğiyle kullanan şeyler ön planda olacaktır. Siz listenizin dışına çıkmayın. Evde dingin kafayla listenizi yapın ve kesinlikle aç gitmeyin markete derler. Aynı bu şekilde bir gün önceden güzel güzel işlerini yaz ve en zor, en kafanı meşgul eden şeyi işaretleyip ilk önce onu yap. Yapabiliyorsan, zamanı önemli değilse, mesela öğleden sonra 3'te toplantıya gidilecek gibi bir şey değilse, ev işlerinden bir şeyse ya da öğrenciysen onunla ilgili bir şeyse böyle yap.
hedeflerde doğru yapamamaktan korkmak da ertelemeyi çok kötü etkiliyor. Doğru yapamamaktan korkmak, cesaretsizlik. Ve bir de özellikle hanımları, konu komşusu, arkadaş ortamı çok fazla olan hanımları, ev hanımlarını en çok etkileyen şeyden bahsetmek istiyorum son olarak. Hayır diyememek. Sen planını programını yapmışsın, çocuğunu bir etkinliğe götüreceksin, ne bileyim evinde bir işler yapacaksın, bir yere gitmen, bir yere katılman, bir eğitim alman, bir kursa yazılmışsın, oraya gitmen gerekiyor. Birisi patladanak çıkıp geliyor ve sonuna hiçbir şekilde hayır diyemiyorsun. Ya da arıyor, sana geleceğim diyor ya da şuraya gidiyoruz diyor. Ben gelemiyorum ya da ben müsait değilim diyemiyorsun. Hayır diyememek. Hayır, hayır çok önemli bir kelime ya. Bunu da not alayım da bir sonraki canlı yayınlardan birinde konuşalım. Hayır çok önemli bir kelime. Hayır diyememek seni ezer, seni yiyip bitirir, seni mutsuz eder. Her şeye hayır de demiyorum. Yanlış anlamayın. Sürekli kaybetme korkusuyla, kırma korkusuyla, üzme korkusuyla hayır diyememek bizi, bizim hayatımızı allak bullak eden, bizi kendimize hiç iyi hissettirmeyen bir şey. Müsait değilsen hayır demenin de bir adabı var. Hayır diyememenin de bir adabı var. Şöyle diyebilirsin. Yarın yapsak olur mu? Bu da bir hayır demenin şeklidir yani. Yarın 3'te yapsak olur mu? Ne dersin? İlla ki hayır diyemiyorsan, diyebilenlere bravo. Kutluyorum sizi. Hayır diyemiyorsan yerine seçenek sun. Anlar zaten onun teklifinin hayır olduğunu. Kırmaktan, incitmekten, kaybetmekten korkuyorsan, ki zaten senin gerçekten seni seven bir insansa senin hayırınla seni kaybetmezsin onu. Yine de incitmekten çok hassasiyet sahibi insanlar var, korkuyorlar. Onun yerine teklifte bulun. Neyse bu konuyu da daha sonra konuşuruz. Kızlar şimdi güzel bir kendimize aferin seansı yapacağım. Ondan önce bana konuyla ilgili, konu dışı olmasın ne olur, ürünlerle ilgili falan olmasın bu seferki. Soru cevap yapacağım, söz veriyorum. Daha sonra. Bu yayını beğendiniz mi ve sormak istediğiniz bir şey var mı? Size bir şeyler kattı mı? Keyifle dinleyebildiniz mi? Çünkü uzun süre ara vermiştim yayın yapmaya. Oldu mu, olmadı mı? Bir şeyler söyleyin. Ondan sonra da küçük bir şey yapacağız. Etkinlik. İrade nasıl kuvvetli olur? Bence irade her canın istediğini yapmaya kuvvetlenir. Bu soruya cevap vermek istiyorum. Hemen arkasından soru gelmesin. İrade nasıl kuvvetli olur biliyor musun arkadaşım? Her canının istediğini yapmazsın. Bunu kısaca şöyle özetleyebilirim. Acı yoksa kas yok. Bunu ne olur not alın. Acı yoksa kas yok. Vücut kaslarını geliştirmek isteyenler bile canı yanıyor kas yapmak için. Sen iraden kendiliğinden kuvvetli olsun istiyorsan hiç acı çekmemeyi seçmişsin demektir. Yani senin için söylemiyorum. Genel olarak bu cümleyi kuruyorum. Karşı
sözcükle cümle kurdum. Yani biz hem irademiz çok kuvvetli olsun istiyoruz, hem de her canımızın istediğini anında yapmak istiyoruz. Canımızın istemediği hiçbir şeye elimizi sürmek istemiyoruz. O zaman asla olmaz. Acı yoksa kas yok. O zaman ah çok güzel. Küçük büyüktür. Küçük büyüktür de harikaymış. Hemen yazıyorum. Küçük büyüktür. Süpersiniz ya. Gerçekten o kadar önemsiz gördüğümüz, küçük gördüğümüz, o ne ki onu yaparım deyip de hep küçümsediğimiz için yapmadığımız şeyler hayatımızın genel anlamda içine öyle bir sirayet edip bizi atıllaştırıyor ki minik 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 yapa yapa aa diyorsun, ben bunu zaten yaşadım hayatımda, benim bu işim çok küçük bir işti. Meğer küçük büyükmüş. Rabbime hamd senalar olsun. Ona ne kadar şükretsem azdır bana bunu layık gördüğü için. Bana sizleri layık gördüğü için. Bu işi hakkıyla yapabilmeyi layık gördüğü için. Ben de gerçekten çok fazla irademi kullanmak zorunda kaldığım noktalar oluyor işimi yaparken. İşimi yaparken inanılmaz derecede irademi kullanmak zorunda olduğum şeyler oluyor. Sanırım benim iradem o yüzden çok güçlendi. Ama yine de bazı konularda çok zayıf. İrade şöyle bir şey, biliyor musunuz arkadaşlar? İradenin bir sürü yüzü var. Çokgen yani. Şurası kuvvetlenip sertleşiyorsa... Bu tarafındaki bir yüzü yumuşak kalabiliyor. Yani mesela siz benim hayatımda yaptığım bir yanlışı görseniz, o anki bir yanlışı, aa Seykul bunu nasıl yaptı, yapıyor diyebilirsiniz. Yani o çokgenin bazı kısımları çok kuvvetlenmiş olabilir, kullandığım yerleri, zorladığım yerleri. Aynı kas gibi işte. Karın kaslarımı çalıştırmamışımdır. Karnım yumuşak kalmıştır. Ama sırt kaslarımı çok çalıştırmışımdır. Sırtım böyle genişlemiştir gibi bir durum arkadaşlar. Benim de ya o kadar çok canlı yayın konuları çıktı ki Allah sizden razı olsun. Bu kadar çok erteleme ve hatalarımızdan, kusurlarımızdan, yapmamız gerekenlerden bahsettiğimize göre bugünün etkinliği şu olsun. Bugün herkes yapıp kendine aferin dediği bir işi söylesin mesela. Bugün bunu yaptım ya, helal olsun. Çünkü insanın kendini tebrik etmeye de ihtiyacı var. İnsanın takdir edilmeye ihtiyacı var. Önce kendinden. Önce kendi tarafından. Biz kendimizi hep örselemeye alışmışız. Hep örselemişiz kendimizi. Hiçbir zaman aferin dememişiz. Karşımızdakilerden beklemişiz. Ama bir yerde okumuştum. Sende olmayanı başkasında bulamazsın diyor. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hayır dualarınızı beklerim. Allah razı olsun hepinizden, benimle birlikte bu saate kadar. Tam 1,5 saattir konuşuyormuşum. Benimle birlikte oturduğunuz için, faydalarınıza sunmama vesile ettiğiniz için beni. Harika oldu. Bundan sonra inşallah devamı gelecek. Bilinmeyen ya da kullanılırken sıkıntı yaşanan ürünlerle ilgili de yaparız.
daha çok manevi konularla ilgili yaparız. Aferin bana, bu yayınla kendimi silkelemeye adım attım. Harikasın Kadriye, aferin sana. Vitrin işlerini yıkayıp temizledim. Komşumu ziyaret ettim. Aferin sana. Emineciğim. Teşekkür ederim katıldığınız için. Hepinize bugün akşam ailenizin bireylerini doyurduğunuz için, az çok, iyi kötü, eksik noksan doyurabildiğiniz için, çocuklarınızın başında durduğunuz için, olduğunuz için, benim karşımda bunu dinleyip benimle birlikte amin diyebildiğiniz için aferin. Daha iyilerine, daha güzellerine hep birlikte erişmeyi temenni ediyorum. Yüce Rabbimden istiyorum. İstiyorum. Sevkulu takip ettiğim için aferin bana demiş. Çok teşekkür ediyorum Zeynep'ciğim. Bu yayınları sık sık tekrarlayalım. Hatta ben bir düşüneyim. Haftanın belirli bir gününü seçelim. Anket yapalım. Haftanın belirli bir gününü seçelim. Her hafta o gün ne olursa olsun Allah'ın izni keremiyle canlı yayın yapalım. YouTube'a da video yüklemeye başlayacağım inşallah. Hepinizi çok öpüyorum. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun diyorum. Harika bir canlı yayın oldu. Ben de heyecanlı heyecanlı hepsini anlattım unutmadan. İnşallah unuttuklarımızı, bilmediklerimizi de Rabbim bize hatırlatsın, öğretsin. Evet, Neşe de uzun süredir gitmek istediği kursa başvuru yaptığı için aferin ona. Allah hayırlara vesile eylesin inşallah. Çok seviyorum sizi. Yayını kaydedeceğim. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Bakalım kapatabilecek miyim?